Referandumdan sonra genel başkanları ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün ise Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile beraber olacağız. Sayın Başkanım Türkiye'ye gezdi, referandum çalışması yaptı. Efendim Sayın Başkanım öncelikle merhaba diyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Neler gördünüz Sayın Başkanım? Türkiye'ye gezdiniz, referandumla çalışma yaptınız, hayırla ilgili çalışmalar yaptınız. Neler gördünüz Sayın Başkanım? Şimdi tüm vatandaşlarımızı sizin aracılığınızla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı süreçten el birliğiyle kurtuluruz. Vatandaşlarımız yaşadığı sıkıntılardan bir an evvel kurtulurlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük tercihlerinden birini atlattık. Yani bir tercihe zorlandık. Bu milletimiz bunu hak etmediği bir şekilde böyle bir tercihi yaşadık. Vatandaşımız sağduyulu bir şekilde sandığa gitme oranında %85'ler civarında ciddi de bir katılım oldu. Çok şükür ki bir kazasız belasız bir referandum sürecini atlattık. Referandumda bence buranın kazananı çıkmadı. Yani eğer AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız biz bu işten karlı kazançlı çıktık diyorlarsa yanılıyorlar. Özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oyları maç başladığı esnada kabul etmesi seçimin meşruiyetine biraz gölge düşürdü. Keşke daha önceden bu tür açıklamalar yapılsaydı. Seçimin güvenilirliğine gölge düşürdü. Yani bu süreci keşke yaşamasaydık. Türkiye kanunlar ve kuralların ülkesi olabilseydi. Ama olamadı. Yani çok dengeli bir şekilde vatandaşımız her kesime ders verdi, ihtar verdi. Hem iktidara hem muhalefete ciddi mesajlar verdi. Biz Anavatan Partisi olarak bu mesajların farkındayız. Vatandaşımızı bir kez daha kömürcü, makarnacı, çok cahilce oy kullanıyorlar tezinde bazında eleştiren insanlara katılmıyorum. Vatandaşımız çok bilinçli, neyin nereye varacağını gayet de iyi biliyor. Referandumda herkese dersler verdi, herkese mesajlar verdi. Biz Anavatan Partisi olarak bu mesajlarımızı aldık. Geleceğe daha umutla bakıyoruz, daha politikalarımızı, halkla olan temaslarımızı derinleştireceğiz. Önümüzdeki süreç Anavatan Partisi için ve ülkemiz için çok hayırlı olacağına inanıyorum. Sayın Başkanım, Türkiye'yi gezdiniz. Gezerken de Anavatan Partisi'ne halk nasıl baktı? Yani ilk defa sokaklarda otobüste beraber gezdiniz. Siz de bulundunuz. Nasıl gördünüz? Evet, nasıl karşıladınız? En son girdiğimiz seçim 2009 seçimleriydi. Mahalli idareler seçimi. O seçimde de biliyorsunuz bir genel başkan değişiminden sonra o seçimlere iyi hazırlanamadan girdik. Çok ciddi yerlerde de aday çıkartamamış idik. Epeydir Anavatan Partisi özlenmiş. Anavatan Partisi o vardı. Yani özellikle yaptırdığımız seçim otobüsü, petek otobüsü ve Özal'la vücut bulan Arınbal'ın peteğin müziği ve referandumda neden karşı olduğumuzu, niye bu işin karşısında olduğumuzu gayet iyi bir şekilde yaptığımız tanıtım broşürleri, tanıtım kitapçıklarıyla Anadolu'nun hemen hemen büyük bir bölümünü gezdik. Büyük bir bölümüne hitap ettik. Ben referandumda çıkan %49'luk hayır oylarının içerisinde %12 o civarında bizim bir katkımız olduğuna inanıyorum. Ha bu oyunun biz tamamını alabilir miyiz? Alabiliriz de alamayabiliriz de bu oyun daha fazlasını da alabiliriz. Anavatan Partisi'nin etkileşim alanı çok geniştir. İnterland'ı çok geniştir. Onun için bu seçim bize ciddi mesajlar verdi. Ciddi umutlar verdi. Geleceğe yönelik umutlarımızı yeşertti. Türk demokrasisine olan inancımız da taze. Önümüzdeki süreç 2019'a kadar biraz daha eksikliklerimizi giderecek, toplumun duyarlılık noktalarını, ihtiyaç noktalarını daha iyi yerinde tespit ederek ciddi çözüm önerilerimizle halkımıza bambaşka bir Anavatan Partisi'ni göstereceğiz. Evet, yeniden Türkiye, yeniden Anavatan Partisi diyordunuz değil mi? Kesinlikle. Zaten referandumdan önce yapılan kamuoyu araştırma
oylamalarında %61 gibi merkez sağ diye tabir edilen bir partiye. O partiyi de tarif ederken Turgut Özal'ın kurduğu dört eğilimin birleştirilen ve hiç kimseyi ötekileştirmeyen ciddi bir partiye ihtiyaç var deniyordu. Bu parti Anavatan Partisi. Ben de arkadaşlarımla birlikte Özal felsefesinden geliyoruz. Bu Anavatan Partisi'nin ruhu bizim tüm benliğimizde sarmış durumda. Biz güzel bir çalışma yapıyoruz. Eski bakanlarımızla, milletvekillerimizle, genel merkezdeki arkadaşlarımızla, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla hakikaten Türkiye'ye umut olacak çalışmaların içerisindeyiz. Ben Anadolu'ya gittiğimde şunu söyledim. Siyasetin tüm aktörlerine, partilerinden ihraç edilen, dışlanan, siyaset yapma şansları olmayan tüm kesimleri Anavatan Partisi'ne çağırdım. Çağırmaya da devam edeceğim. Yapılacak ilk seçimlere kadar da bu ortak uzlaşı kültürünü siyasete hakim kılacağız. El birliğiyle ciddi bir alternatif yaratacağız. Şimdi hep eleştiriliyordu ya, muhalefet eksikliği var. Biz o muhalefet eksikliğini de ortadan kaldıracağız. Ki önümüzdeki süreçte bir iktidar değişiminde ben çok artık bundan sonra yakın görüyorum. O iktidar değişiminde de Anavatan Partisi mutlaka ve mutlaka bu işin içerisinde olacak. Çok güçlü bir Anavatan Partisi'ni hazırlıyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle güzel irtibatlarımız var, güzel görüşmelerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönem Turgut Özal'ın yaptığı gibi tüm kesimleri kucaklayan ciddi bir merkez Anavatan Partisi ile Türk siyasetini, Türk milletini buluşturacağız. Sayın Başkanım, bu referandumda bu oran bekleniyor muydu? Bu seçim sonucunda da bir şaibe var mı? Ben... Tabii ki bu sonuçtan daha fazla bir beklentimiz vardı. Yani ben %57-%60 civarında bir hayır bekliyordum. Bana göre de beklentilerim gerçekleşti. Yani bu mühürsüz oyları, bu CIA'nin raporu ne derece doğrudur, onların üzerinde de çok fazla durmak istemiyorum ama bunları da göz önüne bulundurduğumuz zaman benim dediğim 3 aşağı 5 yukarı çıkıyor. Şimdi evet çıktı ama sandıktan belki çıkabilir ama vicdanlardan çıkamadı. Keşke böyle olmasaydı. Türkiye tercihlerinde vatandaşın net tercihlerine saygı duyacak bir şeyin çıkması lazımdı. Sonucun çıkması lazımdı. Yüksek Seçim Kurulu da burada biraz daha kendi gönüllülüğünü kaybetti. Tam maç başlamış. Hatta maçın devre arası geçmiş. Sen ne yapıyorsun? Oyunda kuralı değiştiriyorsun. Bu şık olmadı, doğru olmadı. Ama biraz önce de konuşmamın başında da dedim. Buradan hepimiz bir ders çıkartacağız. Bence Sayın Cumhurbaşkanı da bu işten çok mutlu değil. Sayın Başbakan da mutlu değil. AK Parti'nin kadroları da mutlu değil. Hiç kimse bu tablodan mutlu değil. Ama benim hayır çıkmasını çok istememe rağmen bu sonuç bize ileriye dönük çok umutlarımızı yeşertti. Türkiye bu sistemin değişikliğini tekrar ortadan kaldırabiliriz. Önümüzdeki süreçte %51 ile kimse ilk turda Cumhurbaşkanı veya başkan olamaz. Parlamento ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. İnşallah ilk şeyde parlamento aritmatiği belli olduğunda Anavatan Partisi de orada güçlü bir parlamento aritmatiğinin içerisinde olduğu zaman, ki olacağız inşallah, bizlerle birlikte aynı düşüncede olan partilerle veya o parlamento aritmatiğiyle birlikte olup biz tekrar bu işi parlamenter sisteme döndürebiliriz. Bu getirilen sistem hiç kimsenin hayrına değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hayrına değil, milletimizin de hayrına değil. Bu getirilen sistemde bir sürü tuzaklar var. Bu parlamenter sisteminde eksik arızalı taraflarını çevirebiliriz. Ondan sonra normal tekrar bir başbakan seçimi olur. Bir cumhurbaşkanı yeniden bir seçim olur. Türkiye'yi tekrar normalleştireceğiz. Bu yüksek gerilim hattından mutlaka ve mutlaka ülkemizi kurtaracağız. Yüce Türk milleti hiçbir zaman umutsuz olmasın. Biz demokrasi geleneğine alışmış oturmuş, tamam eksikleri arızalar olan bir milletiz ama Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete bu milletimizin sonuna kadar benimsediği ve sahip çıktığını bu seçim sonuçlarda ortaya gösterdi. Tüm devlet bütçesine rağmen, tüm devletin imkanlarına, olanaklarına, büyük bir baskısına rağmen, tüm manipülasyonlara rağmen bu sonuç çıkıyorsa
hatta hala Türkiye'de ciddi anlamda %60-%70 civarında Atatürk Türkiye'sine inanan, güvenen ve bu sistemin, Atatürk Türkiye'sinin devamında fayda ve yarar gören vatandaşlarımız var demektir. 2019'a kadar köprülerin altından çok sular akacak, çok sular geçecek. Bu yaşadığımız kaotik durumdan ülkeyi çıkartacağız. Çünkü ekonomik anlamda da Türkiye çok daraldı. Hala sorunlarımızı çözemedik. Hala üzülerek gizliyoruz. Şehitlerimiz geliyor. Demek ki sorunların çözümünde sistemlerden ziyade ortaya konulacak bir irade ve samimiyet eksikliği var. Bunu vatandaşımız da gördü. Şu an ülkeyi yönetenler de gördü. Biz işte milletimize bir istikamet çizeceğiz. Biz Anavatan Partisi olarak milletimize yeniden bir yön ve istikamet çizmek için Anadolu yollarındayız. Yine durmayacağız, devam edeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. O Anavatan Partisi'nin herkesi kucaklayan, herkesi sarıp sarmalayan, hoşgörü kültürünün hakim olduğu Türkiye'yi dünyada tekrar bölgesinde lider bir ülke yapabilecek, ekmeğini aşını büyüten, çağı kavrayan, çağdaş ülkeler düzeyine erişme hedefini her zamankinden daha fazla artıran bir Anavatan Partisi ile Türk milletini kaderini birleştireceğiz. Anavatan Partisi'nin iktidarında hiçbir komşumuzla problemimiz olmayacak. Avrupa Birliği'ne tekrar yönümüzü çevireceğiz. Uygar dünyayla ilişkilerimizi, ticaretimizi arttıracağız. Her türlü insanımızın ekmeğini, aşını büyüteceğiz. Milletimiz Anavatan Partisi'ni izlemeye devam etsinler. Anavatan Partisi'nin liderine, kadrosuna, vizyonuna inansınlar, güvensinler. Anavatan Partisi doğru istikametine girdi. Milletini de doğru istikametine yönlendirecektir. Buna da herkesin inanmasını ve bizi desteklemesini Canı Günel'den bekliyorum. Sayın Başkan, son sorum olsun. Türkiye bu sisteme hazır mı? Yeniden başkanlık sistemi geliyor. Yeniden yapılan mı olacak? Türkiye hazır mı? Her alanda. Değil. Hiçbir alanda hazır değiliz. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini kullanarak ben bir Sayın Cumhurbaşkanımıza veya AK Parti'ye karşıtlık politikası üzerinden bu işin karşısında olmadık. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanımızı destekledik. O zaman başbakandı. Bizim bir ötekimiz yok. Biz milletimizin menfaatine olmayan her şeyin karşısında oluruz. Milletimize kurulan tuzakların her şeyin, Sayın Cumhurbaşkanımızı kullanarak bu milletimize bir tuzaktı. Bu sistem Türkiye'yi iyiye götürmeyecek bir sistem. Yani keşke Amerikan tipi bir başkanlık sistemi olsaydı veya Fransa tipi yarı başkanlık, iki turlu, bak şimdi Fransa'da da ikinci tura kalan partiler de var. Daha çağdaş bir sistem olsaydı hepimiz desteklerdik. Ama parlamenter rejim de hakikaten güzel bir rejim. Ciddi anlamda da Türk milletiyle de örtüşüyor. Eksikler var mı? Tabii ki var. Arızaları var mı? Tabii ki var. Cumhuriyet özellikle 61 ihtilalinde, akabinde 80 ihtilalinde kesintiye uğradı. Bu askeri junta yönetimlerinin anayasaya koydukları antidemokratik kanunlar ve kurallar var. Bunlar değiştirilebilirdi. Bunları değiştirme yönüne gitmedik ama tamamen topyekun bir devlet yönetimi sistemini değiştirmeye kalktık. Buna Türkiye hazır değil. Her anlamda hazır değil. Hazır olmadığını da şimdi biz de görüyoruz. İnşallah şimdi uyum yasaları diyorlar. Meclis parlamentodan geçirecek ama biz 2019'da bize çok büyük görev düşüyor. Milletimize de çok büyük görev düşüyor. Öyle bir parlamento ortaya çıkarmalı ki bu arızaların hepsini 2019 seçimlerinde ortadan kaldıralım. İyi, güçlü bir cumhuriyete, Atatürk'e, Türk milletine, geleceğine sıkı sıkıya sarılan bir parlamento aritmatiği ortaya çıkarsa, ikinci tura kalmadan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalmadan biz bu sorunların hepsini çözeriz. Biz bu sorunları çözeriz. Yeniden tekrar parlamenter sisteme döneriz.
Bu arızaların da, bu tartışmaların da hepsi de ortadan kalır. Siyasi partiler yasasında değiştiririz, seçim sisteminde değiştiririz, antidemokratik kurumlarda ortadan kaldırırız ve Türkiye'nin ayaklarındaki, beyinlerindeki tüm prangalar ortadan kaldırırız. Güzel bir Türkiye ortaya çıkar. Ama milletimiz bu yaşanan süreci iyi takip etsinler. 2019'da ciddi, güzel bir parlamentoyu ortaya çıkarsınlar ki ben ona da yürekten inanıyorum. Bu %49 çok imkansızlıklarla alınan bir hayır oyu bize çok umut vaat etti. İleriye yönelik, geleceğe yönelik umutla bakmamızı, daha benimseyici bakmamızı gösterdi. Biz bu işi çözeceğiz. 2019 seçimlerinde ve mutlaka ve mutlaka güçlü bir şekilde Anavatan Partisi'nin de parlamentoda olduğu bir aritmatikle tekrar ülkemizi parlamenter sistemle tanıştıracağız. Evet, yüce milletimize ve seçmenlerinize neler diyorsun Sayın Başkanım? Buyurun. Yüce Türk milleti, biliyorum insanlar sıkıntıda. Çiftçimiz sıkıntıda, emeklimiz sıkıntıda, çalışanlarımız sıkıntıda. Hele hele esnafımız, tüccarımız, turizmcimiz çok anormal derecede sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Türkiye yani kendi gündemine döndüğü zaman, kendi gündemini tartışmaya döndüğü zaman çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bu suni gündemlerden ülkemiz bir an evvel kurtulur, kurtarırız ve milletimizin yaşadığı sorunlara odaklanırız. Sorunlarımıza odaklandığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir problemimiz, meselemiz yok. Yeter ki vicdan sahibi, ihlas sahibi, liyakat sahibi kadrolar bu işe beyinlerini, yüreklerini ortaya koysunlar. Biz işte onun için Anavatan Partisi olarak bir alternatif yaratma gayretindeyiz. Her anlamda, yani parlamentonun, Türk siyasetinin, Türk demokrasisinin rahatlaması için Anavatan Partisi'ne ciddi ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Bu ihtiyacın da farkındayız. Ona göre de çalışmalarımız gece gündüz demeden toplumun tüm kesimlerine ulaşarak yapıyoruz. İnşallah gelecek günler Anavatan Partisi'nin ve Büyük Türk Milleti'nin olacaktır. Sizlerin aracılığınızla Necip Türk Milleti'mize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Başkanım teşekkür ediyorsun. Ben teşekkür ederim.